Merhaba Teknoloji Okulu takipçileri. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir oyun bilgisayarını inceleyeceğiz. Neden farklı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz zaten son dönemde oldukça fazla oyun bilgisayarı inceledik. Fakat bugün inceleyeceğimiz bu oyun bilgisayarını farklı kılan temel unsur, şimdiye kadar incelediğimiz en güçlü model olması. Peki bu modeli rakiplerinden farklı kılan unsurlar neler? Şimdi bunlardan size bahsedeceğiz. Fakat öncelikli olarak ne yapıyoruz? Cihazımızın tasarımına bir göz atıyoruz. Zaten Excalibur genel itibariyle şık bir tasarım çizgisine sahipti. G911 modelinde bu şık tasarım çizgisi bir tık daha ileri götürülmüş diyebiliriz. Hemen şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi şu fan kısımlarına bir LED şerit yerleştirilmiş ki bunun gerçekten çok hoş bir görünüme sahip olduğunu söylemem gerekiyor sizlere. Bilgisayarı şöyle tutup açtığımız zaman karşımıza direkt olarak 16 inç boyutundaki 2.5K çözünürlüğe sahip 165 Hz'lik 500 nits parlaklık değeri sunan ekranımız geliyor. Burada önemli bir nokta var. Genel olarak pazardaki bilgisayarlarda 16 inçlik ekran boyutu çok fazla yaygın değil. Dolayısıyla Excalibur G911'in daha en başta bu noktada bir fark yarattığını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer taraftan 165 Hz'lik bir ekran olması özellikle FPS oyunlarında oyun severlerin beklediği tazeleme oranını fazlasıyla sunuyor ki günümüzdeki üst level olarak ifade edilen oyun bilgisayarlarının birçoğunda 144 Hz'lik ekranlar kullanılıyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman G911'in rakiplerini geride bıraktığını sizlere söyleyebiliriz. Klavye tarafına geçtiğimizde oldukça rahat, kullanışlı ve tabii ki RGB aydınlatmalı bir klavye söz konusu. Hemen power tuşu, şu Excalibur yazısının altına yerleştirilmiş ve diğer Excalibur modellerinden de alışık olduğumuz üzere üçgen şeklinde. Biliyorsunuz üçgen aslında Excalibur'un bir simgesi haline gelmiş durumda. Klavye tarafından touchpad'e baktığımızda ise burada çok fazla yer kaplamayan günlük kullanım için yerleştirilmiş bir touchpad olduğunu görüyoruz. Günün sonunda bu bir oyun bilgisayarı. Dolayısıyla oyun oynamak için en nihayetinde bu bilgisayara bir mouse yani bir fare bağlamanız gerekecek. Ama bazı oyunları bu touchpad'le de oynayabilir misiniz? Evet oynayabilirsiniz ki bu touchpad'in de yine dediğimiz gibi günlük ihtiyaçlarınızı karşıladığını sizlere belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızın tasarımı genel itibariyle bu şekilde. Bilgisayar kendinize dönükken sol tarafta bir adet USB girişinin olduğunu görüyoruz. Bu USB girişinin hemen yanında da kulaklık ve mikrofon jack'ımız yer alıyor. Sağ tarafa baktığımızda ise iki adet USB girişi görüyoruz. Cihazımızın hemen arkasında ise bir adet Type-C girişi, bir adet HDMI, Ethernet ve güç girişinin konumlandırıldığını görüyoruz. Yani giriş çıkış açısından baktığımız zaman Excalibur'un oyuncuların ya da bu bilgisayarı almak isteyenlerin ihtiyacını karşılayacağını sizlere söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bu cihazı en güçlü kılan diğer özelliklere. Öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz günümüzde oyuncu bilgisayarlarının birçoğunda Intel'in i5 serisi işlemcileri kullanılıyor. Üst level dedikleri bilgisayarlarda da i7 işlemcileri görüyoruz. Fakat Casper burada ne yapmış arkadaşlar? Bu cihazı en güçlü yapabilmek için ve hakkını verebilmek için bu unvanın Intel Core i9-11980HK işlemcisini kullanmış. Buradaki HK ifadesinin önemli olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Intel'de birçok seri bulunuyor. Buradaki işlemcideki HK ifadesi de bu cihazda yer alan 11. nesil i9 işlemcisine bizim overclocking yani hız aşırtma yapabileceğimiz anlamını taşıyor. Tabi hız aşırtma tarafında biraz bilginiz olması lazım. Çünkü bu biraz komplike bir işlem. Her işlemcideki hız aşırtma seçenekleri aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla burada biraz da bilginiz varsa gayet başarılı bir şekilde işlemcinizi hızlandırabilirsiniz arkadaşlar.
Bu arada işlemciden bahsetmişken şunu da belirtmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Eski modellerde kullanılan işlemci 14 nanometrelik bir işlemciydi. Bunda ise 10 nanometrelik bir işlemciden bahsediyoruz. Buradaki nanometre ifadesini biraz açmak istiyorum aslında. Biliyorsunuz bu işlemcilerin arasında anahtarlama elemanları olan transistörler mevcut. Bu nanometre ifadesi transistörler arasındaki mesafeyi bizlere söylüyor. Mesafe azaldıkça da ısınma miktarı azalıyor. Isınma miktarı azaldıkça da tüketilen güç azalıyor. Dolayısıyla 10 nanometrelik bir işlemcinin 14 nanometrelik bir işlemciye oranla çok daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. İşlemcide değinmek istediğim bir diğer konu ise arkadaşlar, i7'lerde 6 çekirdek vardı, i5'lerde ise 4 çekirdek vardı. Bunu hatırlayacaksınızdır. Şimdi ise 8 çekirdek i7 işlemcilerde karşımıza çıkıyor, i5 işlemcilerde ise 6 çekirdek karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bu bilgisayara en güçlüsü derken boşuna demiyorduk. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. İşlemci ile ilgili son söylemek istediğim şey ise 12 MB'lık ön bellek burada 24 MB'a çıkmış durumda. Dolayısıyla daha seri bir işlem hızından bahsedebiliriz. Şunu tekrardan dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. 11. nesil Intel Core i9-11980HK yani HK bu cihazda yer alan işlemci ve performans açısından rakiplerine oranla bir tık daha önde. Zaten biz çeşitli oyun testleri de yaptık bu cihazla ve oyun testlerinde bu işlemci sayesinde FPS oranının bir tık daha arttığını gördük. Tabii burada işlemci dediğimiz zaman oyunlara en çok etki eden ikinci bir unsur da ne arkadaşlar? Ekran kartı. Hatta ekran kartının günümüz oyunlarında işlemciden bile daha fazla yük üstlendiğini söyleyebiliriz. Burada zaten cihazın üzerinde bir adet Nvidia GeForce RTX logosu yer alıyor. Bu logoyu siz görür görmez aklınıza şu gelecektir. Tamam, bu cihazda GeForce'un RTX destekli bir ekran kartı var. 3060 olabilir, 3070 olabilir, 3080 olabilir. Fakat burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu cihazda yer alan RTX 3080 ekran kartında tam 16 GB'lık bir RAM bulunuyor. Genel itibariyle pazarda yer alan diğer bilgisayarlarda bulunan RTX 3080'lerde 8 GB'lık RAM bellek var. Lakin yine belirtiyorum, bu cihazdaki RTX 3080 ekran kartında tam 16 GB bellek bulunuyor. Yani G911'in bu açıdan da rakiplerinin önünde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Peki bu bilgisayarda kaç GB RAM bulunuyor? Dilerseniz hemen bunun cevabını da sizlere verelim. Gördüğünüz üzere bu cihazda şu anda takılı olarak 64 GB'lık DDR4 RAM bellek mevcut. Yani şu andaki en üst seviye RAM belleği. Buna zaten Casper'ını yapmış, takmış arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Halihazırda yeni nesil konsollarda bile 24 GB'lık bir RAM söz konusu. Dolayısıyla en son çıkan oyunlarda dahi RAM kapasitesi böyle çok zorlansa bile 32 GB'ın aşılacağı düşünülmüyor. Dolayısıyla buradaki 64 GB'lık RAM belleğin sizi uzun yıllar sorunsuz bir şekilde götüreceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 64 GB'lık bu RAM arkadaşlar sizlere 3200 MHz'lik bir frekans desteği sunuyor ki bu da günümüzdeki oyun bilgisayarlarının pek çoğunda yok. Dolayısıyla burada Excalibur G911 yine rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarmış. Şimdi RAM'e baktığımıza göre bir diğer bakacağımız noktada ne? Tabii ki SSD. Bu bilgisayarda tam 4 TB'lık depolama alanımız mevcut arkadaşlar. Zaten bilgisayarın iç kısmını da açacağız. Onları da detaylarda koyacağım ben size. Crucial SSD, Crucial RAM'ler kullanılmış. Bir tarafta 2 adet SSD, diğer tarafta da 2 adet RAM'in olduğunu görüyoruz. Yani Casper bu bilgisayarı alanların sonradan uğraşmamasını istemiş. Yani SSD takayım, RAM takayım, işte RAM'i genişleteyim, biraz dahili depolama alanını genişleteyim. Bu tarz sorunlarla uğraşmalarını istememiş ve deyim yerinde ise bizlere gırtlak dolusu bir bilgisayar sunmuş. 2 TB'lık bu SSD'de Gen 4 desteği olduğunu da sizlere belirtelim. Eski cihazlarda, eski nesilde daha doğrusu Gen 3 desteği vardı.
Bu cihazın üzerinde de şu anda Gen 3 SSD'ler var. Fakat Gen 4 desteği sunuluyor. Dilerseniz Gen 4 SSD takabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim bu bilgisayarda yer alıp diğer bilgisayarlarda çok fazla karşılaşmadığımız bir diğer özelliğe. Casper bu cihazında arkadaşlar Killer AX1675 wireless modülüne yer vermiş. Bu Killer'ın en son çıkarttığı kablosuz bağlantı modemi. Bu bağlantı modeminin önemli özellikleri var. En önemli özelliğinden bir tanesi şu. Örneğin LAN bağlantısıyla bu bilgisayarı internete bağladınız. Eğer kablosuz modeminiz daha güçlü bir bağlantı bulursa bilgisayarı otomatikman bu kablosuz bağlantıya yönlendiriyor. Dolayısıyla sizin daha iyi bir çekim kalitesinde daha yüksek hızlı bir internet almanızı sağlıyor. Ayrıca oyun sırasında performansın düşmemesi için arkada çalışan uygulamaları da inaktif moda alıyor. Dolayısıyla burada Casper G911'in sadece Wi-Fi bağlantı tarafıyla bile rakiplerinin hayli önüne geçmeyi başardığını sizlere söyleyebiliriz. Peki böyle bir sistem böyle ince bir kasaya nasıl sığdırılmış? Bunu merak ediyorsunuzdur. Hatta şu soru aklınıza gelebilir. Ya bu kadar yüksek teknik özelliklere sahip bir bilgisayar çok ısınır mı, ısınmaz mı? Hayır arkadaşlar, ısınmıyor. Çünkü Casper burada akıllı turbo termal fan teknolojisini kullanmış. Dolayısıyla burada işlemci ve ekran kartı bakır borularla hızlı bir şekilde soğutularak fanlarla bu sıcaklık dışarı atılıyor. Burada güzel bir mimarinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Değineceğimiz bir diğer konu ise bu bilgisayarın adaptörü arkadaşlar. Bu bilgisayar için özel olarak 230 watt güce sahip bir adaptör tasarlanmış. Şimdi bu kadar güçlü bir bilgisayar söz konusu olduğu zaman adaptörün daha büyük vesaire olmasını bekleyebilirsiniz. Küçük adaptörlerin de yetersiz geleceğini düşünebilirsiniz. Fakat Casper bunların hepsini düşünmüş ve daha böyle mobilite taşınılabilir bir adaptör tasarlamış ki bu adaptörde Excalibur G911'i gayet rahat bir şekilde taşıyor. Gelelim ses sistemine. Burada zaten direkt bilgisayarı açtığınızda Dolby Digital logosu karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla Dolby Digital kalitesinde berrak bir ses alabiliyoruz. Dilerseniz şimdi yaptığımız ses testiyle sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, şimdi özelliklerden bahsettik, konuştuk, durduk vesaire ama günün sonunda bizim için en önemli olan şey ne? Bu bilgisayarın bir oyunda nasıl bir performans sunduğu. Biz bu bilgisayar için yeni nesilde çıkmış bazı oyunları yükledik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de örneğin Resident Evil Village. Bunun gibi birkaç tane daha oyun yükledik. Şimdi bu oyunları test edeceğiz ve kaç FPS aldığını da sizlerle beraber gözlemlemiş olacağız. Tabi burada şu unsuru da unutmamanız gerekiyor. GeForce RTX serisi ekran kartlarında RTX desteğinin yani aktif ışın izleme desteğinin yanı sıra DLSS diye bir özellik de var. DLSS sayesinde arkadaşlar bu teknolojinin desteklendiği oyunlarda FPS yani kare hızı daha üst seviyelere ulaşıyor. Fakat DLSS teknolojisinin sunulmadığı oyunlarda kare hızı biraz daha alt seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla burada size şunu belirtmek istiyorum. Eğer DLSS teknolojisine sahip bir oyun oynarsanız ve DLSS seçeneğini aktif hale getirirseniz o zaman alacağınız kare hızı da çok daha fazla olacaktır. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan testlerimize başlayalım. Bakalım Resident Evil Village'de kaç FPS alıyoruz? Sonrasında denediğimiz oyunlarda kaç FPS alacağız? Yeah.
Friend, how are you? Don't talk to me. Careful, almost hurt my feelings there. Oh, I said, don't talk to me. Make your... I'm gonna kill you, son. Who's talking now, huh? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımızın oyun performansının son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde biz Excalibur G911 için bir de benchmark testi uyguladık. PC Mark 10 üzerinden iki farklı test yaptık. Bu testlerden bir tanesi bataryanın, yani şarj cihazı bağlı olmadan bu cihazda ne kadar süre oyun oynayabileceğimizi gösteriyor bizlere. Onu hemen sizlerle paylaşalım. Yaptığımız test de bizlere 50 dakika gibi bir sonuç verdi. Tabi burada bataryamız başladığımızda %93'tü. Test bittiğinde %8 seviyelerindeydi. Dolayısıyla ortalama olarak bu bilgisayar pile takılı değilken 1 saatlik oyun deneyimi sunuyor sizlere. Gelelim benchmark skorumuza. Burada arkadaşlar benchmark'tan 7371 gibi hayli yüksek bir puan aldığını söyleyelim bilgisayarın, ki normalde üst seviye oyun bilgisayarı diye satılan modellerde biz 5000 ile 6000 puan alıyorduk bu testte. Yani Excalibur G911'in burada rakiplerinin hayli önüne geçtiğini sizlere söyleyebiliriz. Peki bu bilgisayar sadece oyun için mi geçerli? Yani ben bu bilgisayarı oyun haricinde işim içinde kullanamaz mıyım diye soracak olabilirsiniz. Tabii ki bu bilgisayarı işiniz içinde kullanmanız mümkün. Örneğin bizim ofisimizde hayli yüksek meblağlar ödeyerek kurduğumuz bir montaj bilgisayarımız var. Montajlarımızı o bilgisayarda gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu bilgisayarı alıp kurgucumuza teslim edeceğiz ve Adobe Premiere tarafında nasıl bir performans sunduğunu, renderları nasıl aldığını, render süresinin kısalıp kısalmadığını ondan dinlemiş olacağız. Evet Alperen, kolay gelsin. Şu anda elimde dünyanın belki de en güçlü notebook'unu tutuyor olabilirim. Sence bu bilgisayar, şöyle koyayım şuraya. Tamam. Bizim hayli ücret ödeyerek oluşturduğumuz render bilgisayarımızdan daha iyi bir performans sunabilir mi? Ya şöyle, her ne kadar bu iyi bir notebook olsa da hani bence kasa olduğu için bir aralarında mutlaka fark olduğu diyorsun. Evet. O zaman sana şöyle bir şey teklif ediyorum. Bir gün boyunca tüm işlerini bu bilgisayarda hallet. Yarın tekrar bir video çekelim seninle ve samimi yorumlarını bizlerle paylaşmış olursun. Tamam, sanmıyorum ama deneyelim, hiç sıkıntı yok yani. O zaman ben kurgu dosyalarını aktarayım buna. Tamamdır, buna aktar. Başlıyorum. Başla. Evet, dün Alperen'e Excalibur G911'i teslim etmiştik. Bugün ise şimdi yorumlarını soracağız. Evet Alperen, görüşlerin değişti mi? Dün masaüstü bilgisayarla bir notebook'un, dizüstü bilgisayarın farklı olacağını söylüyordun. Bugün şöyle, bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında kararım hala aynı, farklı ama aslında tam tersi. Çünkü bu gerçekten çok daha iyi bir şey beklediğimden. Ya şöyle bir durum aslında, hani normalde biliyorsun kasanın soğutma sistemi daha iyi olur ya da içine koyulan bileşenler daha gelişmiş olur. O yüzden kasa notebook'tan daha iyi diye bir algı var ama benim o algımı yıkmasına sebep oldu bu Excalibur G911. Çünkü mesela 15-20 dakikalık bir kurgu, ortalama ne kadar da render alıyorum ben? 20 dakikada falan render alıyordum. Ama buna bir geldim, ben zannediyorum ki hani normalde mesela benim bir sürem var. İşte render'a basarım, giderim yemek hazırlarım, gelirim render alır mesela. Render'a bastım, Ketlas'ı koydum, bir geldim render almış. Hani render konusunda gerçekten beklentimin çok çok üstündeydi. Onun dışında bazen biliyorsun kurgu uzayınca, eğer önemli bir iş varsa geç saatlerde eve gitme durumum oluyor. O kurguyu yetiştirmem gerekiyor. Biliyorsun eve gitmek için kasayı da sırtlayamıyorum. Bunu bir götürdüm. Aşırı rahatım kendi evimde. Hani mobil olarak çalışabiliyorum. İlk bir gittim, bir kahve içtim. Orada biraz başladım mesela biraz.
Ondan sonra eve gittim, orada devam ettim. O konuda da hani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten beklentimin çok üstündeymiş. O algıyı bana kırdırdın abi. O zaman G911'in böyle kurgu tarafındaki, işlem gücü gerektiren tarafındaki işler için aslında biçilmiş bir kaftan olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta sadece kurgu için bile alınacak olsa genelde kasa tercih edilir ama bence kasaya bile gerek yokmuş. Evet arkadaşlar, günün sonunda Excalibur hem iş için hem de oyun için rahatlıkla kullanılabilecek bir bilgisayar. Bunu görmüş olduk. Bizim hali yüksek ücretler ödeyerek kurduğumuz render bilgisayarı bile Casper Excalibur G911 kadar iyi bir performans sunmuyormuş. Bunu görmüş olduk. Çünkü Casper burada ciddi anlamda önemli bir işe imza atmış ve gırtlak dolusu bir bilgisayar geliştirmiş. Bu bilgisayarda da en üst seviye işlemci, ekran kartı gibi teknik donanımlara yer vermiş. Eğer hem iş hem oyun için yüksek güçte bir bilgisayar arıyorum diyorsanız Casper G911 sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Tabii burada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Bazı özelliklerini Casper'ın sitesine girip belki kısabilirsiniz. Bunda da bir göz atmanızda yarar olacaktır. Şunu diyebilirsiniz ya, 64 GB RAM bana çok fazla gelebilir vesaire. Bunun için de yine Casper'ın adresine girip bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Önümüzdeki günlerde farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.